Ada tipi gidiyoruz. Meşe, kayın, karacam gibi ağaçların oluşturduğu orman dokusu var burada. Tabii ikilebilen yerlerde zaten gezirken sürekli gördünüz. Şu sağ taraftakiler de dahil olmak üzere. Zeytin ağaçları var. Bu arada dünyadaki en büyük zeytin üreticisi kim biliyor musunuz? Zeytinyağı üreticisi. İspanya. İspanya evet. Kimi sırada? Söylemiş miydin bunu? Hayır. Üç. Olmadı. Yunanistan. Biz dördüz. Yani İspanya'dan başlayıp Akdeniz kıyısını takip ederek gelin. Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki zaten. Ama aşağı tarafta da yani Afrika'nın kuzeyinde de az da olsa yetişiyor. Evet. Oralarda da yetişiyor. Ama Akdeniz'in kuzeyinden başlayarak aşağı doğru gitti azalıyor. İspanya bir dönem bu zeytin yağı konusunda bayağı sıkıntı yaşadı. O sene biz de yaşadık Türkiye'de. Çünkü İspanyollar bizim zeytinyağımızı alıp İspanyol zeytinyağı diye şişirip sattılar. Ve hala da yapıyorlar yani her ne kadar. Çünkü buradaki zeytinyağı onlara göre çok daha ucuz. Buradan alıp orada İspanyol zeytinyağı diye şişirip satmak onlar için bir sürü üretim zahmetine katlanmaktan daha ucuza geliyor. Kaz Dağı'nın eteklerindeyiz. Evet. Adatepe'de dondurmacılar var. Vallahi değişik dondurmaları vardı. Şu an hatırlamıyorum ama galiba otlu dondurmaları var. Evet, otlu dondurmaları falan da var böyle. Ot derken? Yani ot derken doğada bulunan kekli dondurmaları var. Değişik dondurmaları var ama hani daha mevsim açılmadığı için olmayabilir dondurma şu an. Bilginiz olsun. Üstüne bir tane tarçın da koysanıza. Böyle üstünde ot gibi bir şey görünüyor mu? Bakalım. Şöyle çekebilir miyim ben onu? Bir dakika pardon. Korkutmayalım evet. Yalnız buranın şeyi çok güzel. Abla önce sevdi. Biz ters tarafa gittik. Şey bu tarafta. Asıl sokakta. Bir hızar sesi geliyor. Bir bahar, yaz mevsimi, tadilatlar başladı. Ağaçlarla genelde yapılıyor sanıyorum tadilatı. Yapılar çünkü taş bina içerisini tabii ki bilmiyorum ama hani bizim
bazı köylerimizde bu eski yapılar yıkılıp yenisini yapılıyor ya. Burası korunmuş. Burada çok öyle yeni yapı görmedim ben. Ama belki de bundan sonrası için görebiliriz. Ve tavuklarımız var burada. Kübra şurası çok bir dost. Bir dost geliyor. Ne arıyorsun? Alalım mı? Ama şimdi sonra karar ver. Gittiğim yerde ne oldu? Hayır çok fazla hani olmasın. Bu sefer nerede oturacaksın? Kafan karışır. Tabii o yüzden bence sonra karar ver. Merhaba. Kübra nereye gitti acaba? Sar mı kokuyor? Sümbüller. Nasıl güzel bir güzellik. Nasıl gayretli ötüyorlar. Bir dakika dursana, şu içeride ne yapıyorlar merak ettim. Aa, bayağı kapamışlar, gösteremeyeceğim size. Üşümesin diye bayağı kapatmışlar. Saat kaç acaba? Etrafta pek fazla kimse yok. Saati biliyor musunuz kaç olduğunu? 17 geçiyor. Neyi? 10-10. Teşekkür ederim, sağ olasın. Vallahi her yol gidiyor sanki Paris. Niye de öyle bir söz söylenmiş bilmiyorum. Ha bak şimdi, şurası da güzelmiş. Buranın kabadayısıyla sizi tanıştırayım. Bu horoz efendi. Yukarıları gezdik. Bir de böyle alt kısmı var. Bayağı büyük bir köy. Ama gerçekten fazla kişiye rastlamadım köy halkı olarak. Saat sabahın 10 civarı. Millet nerede? Titen bir baca var. Epeydir titen bir baca görmüyorum ben. Muhtemelen odun sobasıyla ısınıyordur. Burası
Köyün parkı herhalde. Aa şurada. Aa, tamam bir şey yapmadık. Ay sinirlendirdik ya paşayı. Bu hemen yanı da mescit. Burası oyun parkı. Salıncağın güzelliğine bakar mısınız? İnşaat da yapılsa tarihi dokuya uygun herhalde yapılıyor. Belki de korumalı bir köyde olabilir burası, değil mi? Hani milli saraylar koruma altına alıyor ya bazı yerleri. Burası öyle bir şey olabilir. Şimdi eğer böyle köy kahvehanesinden falan böyle bir amca falan bulsak, birazcık konuşsak onunla, bize bir şeyleri anlatsa ne güzel olur, muhabbet etsek, değil mi? Ama gerçekten kimseyle karşılaşmadım yani bu köy halkından. Biz geleceğiz diye hepsi kapandı mı ne? Köyün kahvesine geldik. Bakalım birilerini bulabilecek miyiz? Kuyumuz var burada. Çıkrığımız. Ha yokmuş ama kapatmışlar. Burada herkes konuşmak istiyor. Hayvanlar mutlu görünüyor. Dün gittiğimiz yerde bayağı bir böyle hasta gibilerdi. Ama şimdi öyle değiller. Çay sigara içti. Burası havlıyor mavlıyor yani. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Buranın yerlisi misiniz? Yerlisiyiz. Ben o kadar değilim. Siz değilsiniz. Böyle merak ettim ben, saat 10'u geçiyor ama hiç kimse yok burada. Hani nerede millet? Havada. Havada, yerli olarak havada zaten mı? Yok. Yani çok fazla kimse yaşamıyor 10 kişi, mu burada? 13 aile falan var yerlisinden. Ha, nüfus olarak az yani. İstanbul'u genelde. Hı hı. Ama biraz havanın da yükü var. Böyle biraz bulutlu olduğu zaman pek gelen olmuyor. Hı, mesela peki. Dün gelseydiniz oturacak yer yok. Öyle mi? Dün biz başka bir bölgedeydik. Bugün buraya kısmet oldu. Ben de yerlisiyim ama ben Çanakkale'de durduğum için pek bu kadar bilmiyorum ama esas onlar duruyor devamlı. Evet. Onlar devamlı. Eviniz bunlardan biri. Umut'un evi var, amcamların, benim evim yok. Traktörü almam. Peki elektrikli mi traktörünüz? Değil. Çok güzel bir dokusu var. Havası da çok güzel, böyle bol oksijenli. Dün gezdiğimiz yerlerde hayvanlar böyle şeydi. Gerçekten tüyleri hani susuz kalır da böyle kirli falan olur ya. Aslında yine güzel yerlere gitmiştik ama hani Ayvalık'a, işte Cunda'ya falan. Böyle kendilerini temizleyemedikleri ve halsizliklerinden fark ettirdiler bizi. Ama sizin buradakiler maşallah ötüyor, konuşuyor. Kavga ediyor. Oksijen bile bakın. Evet yani bakım ve şey, siz daha zirvedesiniz tabii oraya göre. Biz Cunda'ya falan gittik dün. Doku olarak milli saraylar koruma altında mı? Evet, çünkü birinci derecede. Yani bir tadilat bile yapmaz. Baksanız Çanakkale'de en az bir sene izin almanız sürüyor. Oo bir sene. En az. Hı-hı. En az yani. Bir de doku olarak aynı olacak. Evet evet. Ben şimdi tadilatları da görüyorum. Çok da güzel bir ağaç var. Bu ne ağacı acaba? Çınar. Harika bir ağaç. Kimin ektiği bilinmiyor. Eskiden Rum köyü. Kim bilir? Zaten burası. Evet Rum köyü. Rumlardan kalmadı. Çünkü şimdi var mı yaşayan Rum? Yok. Yok artık. Peki böyle böyle kısaca böyle biliyor musunuz geçmişi, hani işte özel bize paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Rumlarla Türkler bir arada yaşamış. Mübadelede Türkler, Rumlar burayı terk ediyor. Türkler her eve yerleşiyor. İşte herkes bir ev seçiyor. Hı-hı. Bu ev benim, bu ev benim. O seçme olayını merak ediyorum. Çünkü güzel evlerde yaşıyor ya Rumlar. Evet. Türkler o seçme olayında bir sıkıntı yaşamışlar mıdır? Hemen hemen evlerinde hepsi aynıdır. Hmm. 3 katlıdır, 2 katlıdır. Ha, onun için sıkıntı yaşamıyor. Yoksa bir arbede çıkardı diye düşünün. Her evde bir kuyu vardı. Kuyu. Evet, evet kuyular özellikle. Yazın, kışın hiçbir zaman suyu eksik olmaz. Ha, çeşmeden de akıyor ama değil mi? Hayır, normal şey. Nereden geliyorsa su. Ha. Kimi de daha burası yüksek yani. Aa. Bir özelliği işte o vardı. Hmm. Peki turistlerin gelmesinden buradaki halk memnun mu yoksa? Vallahi biz çok memnunuz. Hani şimdi yani. Siz biraz işletmeci olarak memnun ama olabilirsiniz de. Ama memnun değil.
Onu açık konuşalım. Böyle olarak biz memnunuz. İstanbul'dan buraya gelenler memnun değil. Eyvallah'ta yerleşiyor. Tabii onlar var. Kaçmak istediler. Burada da yakalandılar diye düşünüyorlar. Aynen. Ama kışın pek bir şey olmaz kışın burada. Kışın da yani ille gelen giden olur. Boş kalmaz köyümüz. Anladım. Peki ulaşım olarak bir şey var mı? Minibüs, otobüs? Minibüs sabah akşam minibüsümüz var. Pazarları falan evet. Burada. Tamam. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür köyün ederim. İsmi Adatepe Köyü. Adatepe Köyü. Başka bir ismi var mı? Yok. Tek isim. Adatepe Köyü. Tamam. Böyle hiç unutulmamış bir efsane bir şey var mı burayla ilgili? Hiç bilmiyoruz ki. Bir bildiğimiz yani buranın Rum kızı vardır. Evet. Refikat. Refika. Ha. Evet. O vardır. Yani onun yüzünden ölenler, intihar edenler. Güzelliği yüzünden. Subay, evet. Onun da ama akıbeti hep şöyle bilinir. Türkler gelince Midilli Adası'na kaçtı diye söylenir ama kimi rivayete göre de kendine aslı denir. Ama kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor akıbetini. Evet. Yani onun soyundan sopundan da kimse kalmamış herhalde buralarda. Vardı. Ablası vardı bir tane altınlıkta bildiğimiz kadarıyla. O da Rum kızıydı değil mi? Tabii ki. Refika deyince hani böyle Refika, sanki Türk. Yok hayır. Sesi ve güzelliğiyle meşhur Refika. Ama Türklerle yaşadığı için Türkler için Refika diyormuş demek. Ha başka bir ismi var aslında var, da biz evet bizdeki ismi. Ama biz hep Refika diyebiliriz eskilerin anlattığına göre. Ama çok güzel şarkı söylermiştir. Aynı zamanda çok güzel bir bayanmıştır. Evet öyle söyleniyor. Yani bildiğimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. Samimi yani. İçten muhabbetiniz için. Hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Refika Hanım'ın övgülerini bir kez daha dinledik. Ve artık gidiyoruz. Çınar ağacı ile size bir hoşça kal diyeyim. Bakar mısınız? Asırlık bir çınar ağacı. Ben artık telefonun hakikaten böyle objektifine sığdıramıyorum. Çok büyük bir çınar ağacı ama kimin ektiği, kimin işte büyüttüğü fazla bilinmiyor. Asırlık çınar deniliyor ya ama bu kadar büyük olduğuna göre muhtemelen asırlık bir çınar olabilir. Peki. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama benimle kalın. Fatoyla hayata kanca. Bizim kaptanımızı da çekeyim artık. Buranın son videosunda siz de misafirsiniz herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yolculuk yaptırıyorsunuz bizi. İnşallah bundan sonra da böyle rahat rahat bir yolculuk devam eder İstanbul'a kadar. Sonrasında da yine görüşürüz. Kolay gelsin, hoşça kalın. Biniyorum şimdi, tamam kızmayın.